şöyle bir kitap göstereceğim. Bu Fuat Sezgin Hoca'nın Tanınmayan Büyük Çağ İslam ve Bilim Teknoloji Tarihinden kitabında. Bu bir zaman makinesi. Bu da Takiyüddin Rasıt'ın, meşhur müneccim başı, meşhur İstanbul Rasathanesini kuran Takiyüddin Rasıt'ın yaptığı zaman makinesi. Bu Evet, makine hiç buyurun. kullanılmış mı? Kaç yıllarında yapmış bu makineyi? Bir onu sorayım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu makine Sultan 3. Murat zamanında yapılıyor. O zaman kısaca bundan da bahsedelim. Sultan 3. Murat zamanında yapılıyor ve rasathanenin içerisine yerleştiriliyor. Bu rasathane yıkılacağı zaman 1576'lardan 77'lerden bahsediyoruz. Bu rasathane yıkılacak olduğu zaman Kılıç Ali Paşa'ya emir veriliyor. Bu rasathaneyi bombala diye, yık diye yani. Kılıç Ali Paşa Atayi tarihinin, yani Osmanlı kroniğinin bize verdiği bilgiye göre Kılıç Ali Paşa bu rasathaneyi yıkmadan evvel, ya acaba diyor, bu insanlar burada ne yapıyorlardı? Acaba diyor, hani bilim dışı işler mi yapıyorlardı? Hakikaten bu atılan iftiralar doğru muydu? Hani çünkü orada hurafelerle uğraşıldığı falan gibi yayınlar yapılmış. Osmanlı halkına anlatımlar olmuş. İnsanlar galeyana gelmiş falan. Öyle mevzular var. Ama şöyle bir iftira var, onu çürütelim. Osmanlı o rasathaneyi asla bilimsel olduğu için ya da o rasathanede bilim yapıldığı için yıkmadı. Bir kitap ismi söyleyeyim. Sultan 3. Murad'ın Rüya Defteri diye bir kitap var. O kitapta yazan bilgilere göre bir komite bu Tycho Brahe'nin kurmuş olduğu İsviçre Bende kurmuş olduğu Gökyüzü Şatosu ve Yıldız Şatosu rasathaneleri de aynı tarihe denk geliyor. Danimarka Kralı'nın emriyle kurduğu ve o rasathaneler de Osmanlı Devleti'ni yıkmak için kurulduğu, o astrolojik çalışmalarla aynı tarihe denk geliyor. Ve o müneccim 3. Murad'ın Rüya Defteri kitabında yazan bilgi de şu: bir komite, gizli bir komite, 200 bin kişilik bir taraftar kitlesi var. İstanbul içerisinde de bir konsey kurulmuş ve bu rasathane meselesini kullanarak halkı galeyana getiriyorlarmış. Bu halkın galeyana gelmesinin engellenmesi için rasathane yıkılmış. Kitapta anlatılan bilgi bu. Yoksa o rasathanede güya Osmanlı'ya iftira atıyorlar. Yok işte şimdi doğruya doğru, eğriye eğri. Şimdi niye yalan söyleyelim? Kaynaklar başka bir şey söylüyor. O rasathanede bilim yapıldığı için, ilim yapıldığı için, fizik, matematik, kimya ile uğraşıldığı için yıkılmış falan değil. Bunu kim anlatıyorsa yalan söylüyor. Kaynakların bize söylediği şey şu: halkı galeyana getirmişler. İşte yaşanan veba, yangın, sel gibi felaketler, bu rasathanede yapılan hurafelerden dolayı başımıza Allah verdi diye halkı galeyana getirmişler. Ve bunu da Sultan 3. Murad'ın Rüya Defteri kitabında yazdığına göre bir komite, 200 bin kişilik taraftarı olan bir komite, öyle diyor, 200 bin kişi diyor, artık o 200 bin kişi neredeydi ben onu bilemem. Ama bir 200 bin kişilik bir komiteden bahsediyor. Bunu da idarecilerinin İstanbul'un içinde olduğunu ve halkı bunların fitne verdiğini söylüyor. Ve bu fitne yüzünden de halkın galeyana gelmemesi için, kanatmaması için, ortalığın karışmaması için rasathanenin yıkıldığını ve rasathanenin içindeki aletlerin, edevatın toplanıp başka bir yere nakledildiği, Atayi tarihinde de mesela anlatır, o kronikte de anlatır, söyler. Ama işte Atayi tarihinde o kronikte ilginç bir şeyden bahsediyor. Demin o yarım kaldı. Kılıç Ali Paşa işte kendisine emir verildi, o rasathaneyi yık denildi ya. Ya bunlar içeride ne yapıyorlardı diye merak ediyor. İçeriye giriyor, bakıyor. İçeriye girince o makineyi görüyor. Zincirlere asılmış. Diyor ki oradakilere, bu makineyle ne yapıyorlardı diye soruyor oradaki çalışanlara. O çalışanlar diyorlar ki, Atayi tarihinin bize verdiği bilgiye göre, efendim bu makineyle işte güneşi, yıldızları, gezegenlerin işte yüksekliğini falan bir şeyler ölçtüğünü söylüyordu ama aslında onu yapmıyordu. Peki diyor, siz bunu nereden biliyorsunuz? Diyor ki çünkü o hem bunu söylüyordu hem de birkaç defa ağzından kaçırmıştı. Bununla geleceğe baktığını söylüyordu. Bu makineyle geleceğe baktığını ve geleceğe gittiğini söylüyordu. Bu Takiyüddin Rasıt 1570 yılında İstanbul'a geldiğinde o zamanki müneccimbaşı Mustafa Çelebi vefat eder. Sultan II. Selim müneccimbaşı Mustafa Çelebi'nin yerine Takiyüddin Rasıt'ı müneccimbaşı yapar, II. Selim. 3. Murat zamanına geldiğimizde de 3. Murat'a der ki Takiyüddin Rasıt, efendim bizim bir rasathaneye ihtiyacımız var. Fakat ben bu rasathaneyi yapılmasını istememin sebebi sadece takvim yapmak ya da sadece işte gezegenleri gözetlemek, yıldızları gözetlemek değildir. Çünkü biz yepyeni bir astrolojik döneme giriyoruz. Bu gideceğimiz astrolojik döneme göre
Osmanlı Devleti çok büyük başarılar elde edecek. Hatta bir kuyruklu yıldız görmüş. Bu o kuyruklu yıldızı, gördüğü o kuyruklu yıldızı Osmanlı Devleti'nin İran'ı yeneceğine yormuş. Hakikaten de 3. Murat zamanında Özdemiroğlu Osman Paşa'nın marifetiyle İranlılar perişan edilmiş ve Sultan 3. Murat zamanında Özdemiroğlu Osman Paşa Tebriz'e girmiş. Ama bu rasathanenin yıkılmasından sonraki döneme tekabül ediyor ama 3. Murat zamanında. Yani Takıyüddin Rasıt kuyruklu yıldızı gördü, bu İran'ı yeneceğimizi işaretledi ya, yani lafını tutturuyor, doğru söylüyor. Ve diyor ki, ve diyor yepyeni diyor bir şeye giriyoruz biz. Biz astrolojik çağa giriyoruz. Bu girdiğimiz astrolojik çağa göre de diyor 3. Murad'a Takıyüddin Rasıt, Osmanlı Devleti bir süre çok başarılı olacak diyor. Bir süre daha çok başarılı olacak. Hatta diyor 3. Murad'a, siz de diyor seçilmiş bir insansınız diyor ki, bu sözü 3. Murad'ın Rüya Defterleri isimli kitapta örtüşür bu bilgi. 3. Murad 1858 tane rüyasını kaydetmiş bir deftere. Bugünümüze kitap olarak gelmiş, çevrilmiş Sultan 3. Murad'ın Rüya Defteri. Hatta Sultan 3. Murat onu Şeyh Şüca Dede'ye yorumlatmış o 1858 rüyayı. Orada bu rasathane mevzuları da geçiyor da. O yüzden sürekli oraya da atıfta bulunuyorum. Diyor ki, ve biz diyor bir süre daha başarılı olacağız. Siz de diyor seçilmiş bir insansınız. Hatta işte o 3. Murat'ın rüya defterinde de kendi gördüğü rüyalardan Allah-u Teala Hazretlerinin insanlara hizmet etsin, insanları korusun, kollasın, insanlara şefkat göstersin diye Allah'ın 3. Murat'ı seçtiğiyle alakalı rüyalar gördüğünü Şeyh Şüca Dede'ye anlatmış. Evet, sen aleme hizmet etmek, insanları sarıp sarmalatmak, insanları korumak için Allah tarafından hani hizmet etmeye, yani hizmet etmeye seçildin diye Şeyh Şüca Dede de bunu şey yapmış ki Takıyüddin Rasıt'ın bu bilgisiyle örtüşüyor. Takıyüddin Rasıt bir de diyor ki, efendim biz yepyeni bir döneme giriyoruz. İşte dediğim gibi astrolojik döneme ve siz bu dönemde belli süre başarılı olacaksınız. Hatta 24 milyon kilometre kare ki Osmanlı Devleti'nin en büyük sınırına ulaştığı, en ihtişamlı sınırına ulaştığı devirdir. O da 3. Murat devridir. Fakat diyor sonra felaketler devri başlayacak. Kötü bir döneme gidiyoruz ve diyor bunun önünün alınabilmesi için diyor zamana bakılması, ifade Takıyüddin Rasıt'a ait, zamana bakılması ve zamanda yolculuk yapılması gerekiyor, yani işin özeti. Bunun için de bize diyor bir rasathane lazım diyor. 3. Murat'ı ve Hoca Saadettin Efendi'yi ve Sokulu Mehmet Paşa'yı ikna ediyor ve bu rasathaneyi yaptırıyor. Şimdi Zamana biz tek... müdahale edebilmek için ve bu makine yapılıyor. Peki sonra bu makine hani hurafeler burada kötü şeyler oluyor diyor. Halk galeyana geliyor, orayı Evet, anlatıyorsunuz. aynen. Sonra yıkıyorlar rasathaneyi. Bu makine ne oluyor? Makinenin de akıbeti belli mi? Böyle efendim, yıkılmadan öncesini anlatıyorduk, tam orası yarım kaldı. Şimdi bu Kılıç Ali Paşa içeriye girmişti ya. Kılıç Ali Paşa bunu zincirlerinden çözdürüyor. Makineyi aşağı indiriyor. Az önce fotoğrafını gösterdiğimiz. Bunu parçalara ayırtıyor bu makineyi. Ve bu parçalara ayrıldıktan sonra Atai tarihinin verdiği bilgiyi söylüyorum. Kroniğin verdiği bilgiyi söylüyorum. Bunu da bulabilirler, yani satılıyor bu kitaplar hep. Diyor ki bunu götürün, dışarıya çıkartın ve bir kuyuya atın. Yeri söylenmiyor. Bir kuyuya atın, parçalara ayırın tamamen. Üstüne de çalı çırpı atın, yok edin diyor bu makineyi. Daha sonra bize verilen bilgi işte, ama içerideki diğer alet ve edevatın başka yere nakledildiği bilgisi var o makine hariç. Onu biliyoruz. Zaten rasathane tekrardan Sultan II. Mahmut zamanında kurulma çalışmalarına başlanır. Abdülmecit zamanında hızlandırılır ve Sultan Abdülaziz zamanında Osmanlı Devleti yeniden bir rasathaneye kavuşur. Bu bahsi diğer. O Bu tamam. makineler götürülür. Evet. Zaman makinesinin hikayesi böyle 3 saat oldu. Evet. Filmi de söyleyelim, insanlar izlesin ve bitirelim. Eyvallah. Bu makineyle alakalı da söyleyeceğim son şey şu. Deniyor ki mış gibi yapılmış olabilir. Mış gibi. Yani makineyi yok ettik, makineyi kuyuya attık denip aslında kuyuya atmamış olabilirler. Üstüne çalı çırpı basmamış olabilirler. Ama bunu tarihi veri olarak bize böyle gösterip geleceğe bu bilgiyi verip Osmanlı Devleti bu kendindeki bilgiyi saklamış olabilir diye de iddialar var. Peki Bu... zaman makinesi var mı? Ömer Faruk İspir bununla ilgili ne düşünüyor? Şu an var mı? Hangi ülkelerde var? Osmanlı'ya Evet. da son. Şöyle arz edeyim. Bu patentler bize gösteriyor ki, ve Stephen Hawking'in deneyi ve inşa edilen tren bize gösteriyor ki, ve bizim İslam medeniyetinin biraz sonra söyleyeceğiz çıkarımları ve ortaya koydukları gösteriyor ki zaman makinesi var. Bendenize göre de var.
Zaten var olduğunu inanmasam bu programı yapalım demem. Ben kendi inancımı söyleyeyim. Hani bunlar ortada. Zaten Kur'an-ı Kerim'e de inanıyorsak zamanda yolculuk olabileceği fikri. Zaten bir Müslüman, ben Müslümanım diyorsa, bakın bir şeyin nasıl olacağını bilmemek, bir şeyin nasıl olacağını bilmemek onun olmayacağı veya onun yapılamayacağı manasına gelmez. Onun sadece yöntemini sen bilmiyorsun diye. Yani kişi bilmiyordur. Fakat Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bu bilgiler var. Ve adam diyor ki az önce bahsettik değil mi? Ben Yecüc ve Mecüc mevzusunu, Belkıs'ın tahtı mevzusunu, ondan sonra ve diyor Ashab-ı Kehf mevzusuna diyor. Baktım Kur'an-ı Kerim'den. Bunlardan diyor esinlenerek bu patenti aldım, bu makineyi yaptım diyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde gerçekten de bunlar yazıyor. Zaten programın başında da ayetleri söyledik, hadisleri söyledik. İşte büyük bir İslam alimi olan İsmail Hakkı Bursevi'nin İmanın Şubeleri kitabını gösterdim ve içinden iki tane konu söyledim. Ve hemen bunun paralelinde Kur'an-ı Kerim'den bu ilimlerin nasıl var olduğuyla alakalı ayetleri, hadisleri de söyledim. Dolayısıyla ben bunun zaman makinesinin olduğunu ve bizden saklandığını, bize söylenmediğini düşünüyorum. Yalnız şöyle bir mevzu var, bu Osmanlı alimlerine geçmeden önce anlatmak istediğim bir husus var. Şimdi kıymetli dostlar, şunu şöyle zannediyorlar olayı. Bunu kabul etmek istemeyen insanlar şöyle zannediyorlar. Ya bir gün mesela bu bahisler birbirine hep bağlı. Bugünkü bahsimiz o değil. Bir gün kader bahsini konuşuruz. Bir gün işte gayb nedir? Neye göre gayb? Kaç çeşit gayb var? Bunları konuşuruz. Şimdi insanlar diyor ki gaybı Allah'tan başka bir kimse bilemez diyor. Hemen geçiyor. Ya iyi de İslam alimleri gaybı 4'e 5'e tasnif etmiş. Ne olacak şimdi? 4'e 5'e tasnif etmiş İslam alimleri gayb nedir diye. Sen gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez deyip geçemezsin o yüzden. Bu İslami bir söylem de olmaz. O yüzden hani şuna ben hiçbir şey söylemiyorum. Tabii ki Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ben iktidarımı ve saltanatımı kimseye vermem. Gaybımın tamamına kimseyi ortak etmem diyor. Bu amenna. Ama ben diyorum ki ya daha doğrusu Kur'an ilmi, hadisler, alimlerin sözleri bize şunu söylüyor. Şunun tamamı gayb ilmi olsun. Tamamı yani Allah'ın ilmi bu kadar olsun. Anlatmak için söylüyorum. Tamam mı? Cenab-ı Hak diyor ki ben bunun hepsini anlatmam diyor. Hepsini paylaşmam diyor hepsini. Ama şurası ile ilgili, şurası ile ilgili, şurası ile ilgili bilgi verebilirim diyor yani. Veli kullarıma ilham edebilirim diyor. Peygamberlere söyleyebilirim diyor. Ariflere söyleyebilirim diyor. Bununla ilgili sayısız ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi dolayısıyla gayb konusu bile bu şekilde geçiştirilmiş. Kader konusunu doğru düzgün çalışan yok, konuşan yok. Kader nedir ya işte her şeye kader deyip geçiliyor. Hiç konuşulmuyor, edilmiyor. Yani söylemek istediğim şey şu, toparlarsak bütün tezgahlar Allah'a çalışır. Bir insan zamanda yolculuk yapıyorsa, geçmişe gidebiliyorsa ya da geleceğe gidebiliyorsa, bir şeyleri değiştirebiliyorsa o Allahu Teala Hazretleri izin verdiği için olmuştur. Allahu Teala Hazretleri izin vermese yine Kur'an'ın ifadesiyle sinek kanadını çırpamaz, yaprak düşmez diyor ayette Kur'an-ı Kerim'de. Yani gelecekte bir şey değiştirdiyse ya da geçmişte bir şey değiştirdiyse o zaten kader planında var olduğu için değişmiştir. Allah'a rağmen bir şey yapılamaz. İnsanlar da zannediyor ki, şöyle zannediyorlar maalesef, zamanda yolculuk başarıldıysa haşa Allah'a, ha bunu o şekliyle algılayanlar ve bu, tabii ki şeytani güruh o şekilde kullanmaya çalışıyor kendilerince. Ama bıçakla da ekmek de kesersin, insan da ameliyat edersin değil mi? Ya da bir insana da zarar verebilirsin bıçakla. Zaman makinesinin icat edilmesi bilimsel ahlaka, bilime, etiğe, insani değerlere aykırı değil. Fakat her şeyde olduğu gibi bunun iyi mi kullanıldığı, kötü mü kullanıldığı ve kimin elinde olduğu sorusu önemli. Ama yine dediğim gibi zamanda yolculuk yapılabiliyor olması veya geçmişte ya da gelecekte bir şeyler değiştirilmiş ise ya da değiştiriliyorsa bu yine değişebildiği ve Allah izin verdiği ve kader planına dahil olduğu içindir. Kader planına dahil olmasa zaten değişmez ve değiştirilemez. Bakın bunun en büyük, en güzel örneği nedir? O sizin programın birinci bölümünde buyurduğunuz husustur. Yani Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Yecüc'ün Mecüc'ün gelmesini durdurmasıdır. Çünkü Kur'an ifadesine göre o durdurma esnasından önce geleceklerdi. Allah-u Teala Hazretlerinden izin alarak zamanı tehir etti.
bu zamanlara kadar artık ne zaman geleceklerse. E demek ki tehir edilebiliyormuş, zamana müdahalede bulunabiliyormuş değil mi? Şimdi bütün tezgahlar, hiç kimse unutmasın, bütün tezgahlar Allah'a çalışır. Allah izin vermeden hiçbir şey olmaz. Yaprak dahi düşmez, sinek kanadını dahi kımıldatamaz. Ama zamanda yolculuk yapılıyorsa ve geçmişten ve gelecekten bir şeyler değiştiriliyorsa ve değiştirilmeye devam ediyorsa ya da değiştirilmiyorsa, o kaderde olduğu ya da olmadığı içindir. Bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Bunu zorlamanın, anlamak istememenin bir manası yok. Ayrıca ben bizim medeniyetimizden bazı kişileri bugün şey yapacağım, anlatacağım. İşte biraz sonra başlayacağız inşallah. Bu kişileri anlattığım zaman zaten ya bu, bakın bizde de çalışılmış bu konu. İslam, yani emin olun, zamanda yolculuk İslamiyet'te yoktur. Zamanda yolculuğu İslam reddeder. Kur'an'da zamanda yolculuk yoktur. Ya da zamanda yolculuk yapmaya çalışmak haşa Allah'a isyan etmektir diyenlere şu soruyu soruyorum. Biraz sonra ismini söyleyeceğimiz kişilerden daha mı fazla hadis, fıkıh, tefsir, mantık, kelam biliyorsunuz? Ya bir zamanlar matbaanın olması da İslam'a aykırıydı, resmin yapılması da aykırıydı. Maalesef bir kafa var, her şey aykırı. Ona bakarsanız uçağın havaya kalkması da Allah'a isyan olarak görülebilir. Yani bir zihniyet her şeyi böyle görüyor. Onlara ne anlatsak zaten herkes anlamak istediğini anlayacak. Biz şimdi dönelim. Hadi bugün Hawking diyor ki 2010'da çalışma başladı. Patent başvuruları var. Bunlar 2000'li yıllardalar. Evet. Yani bu geldiğimiz noktada bir zaman makinesi olmuş olabilir ya da olmasına Ramak var. Böyle görünüyor. İkisinden biri zaten. Evet, kuvvetle muhtemel olan bu. Ama Osmanlı çok enteresan geldi bana. Sizin bir iddianız, daha doğrusu çalışmanız, şimdi ortaya koyacağınız bir şey var. Bizim zaman yolcularımız var mı? Evliyalarımızın içinde var mı? Ne yaptılar? Gelecekten bir bilgi verdiler mi? Tabii ki verdiler, tabii ki anlattılar ve tabii ki çoklar. Zamanda yolculuk. Kıymetli araştırmacı yazar Ömer Faruk İspir öyle delillerle geliyor ki programa, bize öyle şeyler anlatacak ki. Kaç suresi 47. ayet. Geldik zamanın izafi olmasının Kur'an-ı Kerim'den açıklamasına. Size bir kurumdan bahsedeceğim. Şu anda var olan, etiyle, kemiğiyle, binasıyla var olan bir kurumdan bahsedeceğim ve bu kurum zamanda yolculuk çalışıyor. 2031'de bütün dünya buzul çağına girmiş ve tüm dünyada anlattıkları mevzu şu: insanlara hizmet eden robotlar, bulutların üstüne kurulmuş fabrikalar. Patent 3, sanal ve gerçek robotlarla kullanılan pratik zaman makinesi. Molla Davutzade, Mustafa Nazım Erzurumi dedesi de yanında 2300 yılında gördüklerini bize anlatıyor. Bir insan zamanda yolculuk yapıyorsa, geçmişe gidebiliyorsa ya da geleceğe gidebiliyorsa, bir şeyleri değiştirebiliyorsa,